Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün sizlere tavada kestane nasıl pişirilir, nasıl pişiriyorum onu göstermek istedim. Kestanemi buraya tezgahımın üzerine aldım, hazırladım. Hemen şöyle size göstereceğim nasıl kesiyorum. Kestanemin düz yerini değil de şu kısmından başlıyorum kesmeye. Size şöyle de göstereyim. Yüksek olan kısmına böyle derince bir çizik atıyorum. Bu şekilde yine kestaneleri çizmeye devam edelim. Biraz zor oluyor ama. Dikkat edin arkadaşlar, elinizi kesmeyin. Çizdiğim kestanelerimi de böyle suyun içine alıyorum. Tavada da çok pratik oluyor. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Kestaneyi çizerken de dediğim gibi baştan sona kadar çizin ki pişerken içi daha güzel açılır, çok daha lezzetli pişer. Kestanelerim çizme işlemi bitti. Şöyle güzelce ovcalayarak yıkayacağım. Tam mevsimindeyken imkanınız varsa mutlaka ara ara da olsa tüketin diyorum. Yani sağlık için çok yararlı. Güzelce yıkadıktan sonra suyu değiştireceğim. Tekrar temiz su dolduracağım. Şimdi bir 15 dakika kadar kestanelerimi bu şekilde suda bekleteceğim. Suda dinlendirmiş olduğum kestanelerimi şimdi tavama yerleştireceğim. Kesmiş olduğum kısımlar şöyle alta gelecek. Atmış olduğum çizikler alt kısımda kalacak. Diğer düz olan tarafı üste gelecek. Bu şekilde kestanemi diziyorum. Tavamı ocağa aldım. Tavamı büyük gözü kısık ateşine aldım. Kısık ateşte pişmesi gerekiyor. İçi çok daha nefis pişsin, çiğ kalmasın diye. Hemen kapağı kapatacağım. Kısık ateşte 10 dakika bu şekilde pişireceğim. Sonrasında da orta ateşe alacağım artık. Çevire çevire pişirmeye devam edeceğim. Şimdi ocağımı orta ateşe getireceğim. Ve çatlayan kestanelerimi şöyle çevirerek pişireceğim arkadaşlar. Toplamda 15-16 dakika aralığında pişiyor zaten kestanelerimiz. Gördüğünüz üzere kestaneler çok güzel pişti. Size içini göstermek isterim ama çok sıcak. Tavadan hemen sıcağıyla tabağıma boşalttım. Şöyle göstereyim diyeceğim ama çok sıcak. Şimdi deneyecek olan herkese afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.